Karakol'a giriyoruz. 115 km yolumuz kalmış Çanakkale'ye. Bakışı da kaçırdık tabi. Kara bulutlar sarmaya başladı üstümüzü. Şimdi bu bariyerleri nasıl açacağınızı gösteriyorum size. Tam ortadan geliyorsunuz. Kamera bak. Şurada kamera var. Burada yavaşlıyorsunuz. Kamerayı okuyor ve geçiyorsunuz. Evet, sola mola yanaşırsanız okumuyor abi. Bunlar hep bilgi. Kaydedin lazım olur. Buradan Çanakkale tarafına dönüyoruz ve 113 km sonra da Çanakkale'deyiz. Yol çok bitti bu sefer ya. Yola çıkınca, yani şu otobana düze çıkınca Hale'ye vereyim bakayım kullanacak. Motor kreç kullanacağım mı? Biraz kullanacağım. Gel bakalım. Tamam, şimdi anladım. Biraz kullanacağım dedim. Boştaydı. Boşta olmasaydı altından gidecekti. Ve onun için boşa alıyoruz işte her durduğumuzda. Şunu da çıkarayım mı? Bunu böyle bileğini koyuyorsun, rahat ettiriyor işte. Sürekli böyle durmuyor. Ayaklığı kapat, öyle bineyim. Geliyorum. Bak şimdi. Ama nasıl duracağız şimdi? Böyle yapamayan öyle de yapamayacak. Ben bindim. Dururken de bariyer kenarında mı duracağız böyle? Kapat bakalım. Kız düşmez, tutuyorum ben motoru. Arka frenine kalk. İyiymiş böyle arkada oturmak be. Gidonu çok sıkmıyorsun değil mi? Bak şu tabelada kuvvetli rüzgar diyor viyadükten geçerken. Şimdi rüzgar çorabına bakıyorsun, bak rüzgar sol taraftan ve arkadan esiyor. Tam yandan ve çok kuvvetli esiyorsa o sıkıntı. O rüzgar çoraplarının her bir kırmızı beyazı, yani her bir bölümü 3 knotluk rüzgarı temsil ediyor. Bir şekilde duruyorsa sürekli rüzgar, sürekli böyle değişen bir rüzgarsa, hani çorap böyle deli gibi hareket ediyorsa, rüzgarda dalgalanan bayrak gibi. Mesela bak orada rüzgarda dalgalanan bayrak gibi sürekli bir değişken, yani hamleli bir rüzgar var. Böyle tokat gibi vurur sana. Arkalı, sollu ve arkadan böyle değişik bir rüzgar. Arkadan esmesi güzel ya. Kafadan ve yandan esince yoruyor. Bir şey söyleyeceğim, Gelibolu'ya gideceğiz mi? O zaman Gelibolu'dan çıkman lazım. He, buradan değil, güneyden çıkalım ya. Şehitliğin oraya gideriz. Yok yok, bir sonrakinden. Burası kuzeymiş. Bir şehitliğe falan gideceğiz ya, Gelibolu güney lazım bize. Daha ileride Çanakkale Köprüsü görünmeye başladı. Biz köprüyü geçmeden tabii Gelibolu Yarımadası'na gideceğiz. Rüzgar gülleri var tepede. Gelibolu Güney Kavşağı'ndan çıkacağız ve Çanakkale'ye varmış olacağız. Buradan çıkmamız lazım. Sağdan.
köprüden önceki son çıkıştan. Bu hızla çok rahat dönersin demek ki. Bak şimdi kaçırma sakın. 50 mi bu? 30 falan lan bu. Ne yapacaksın? Vereceksin mi? Orada dur kalk yapabilir misin? Çünkü burada ödeme var. Şeye kapanacak üstüne. Öne basma. O zaman orada dur kalk yaparsın rahatça. Şöyle ortalayıp yavaşça gidersen zaten açılacak orası. Aynen. Yavaş. Frenli. Ortada kal da plakayı okusun. Aynen. Devam. Yavaş kızım yavaş. Tarihi alan. Köprünün manzarası harika ya. Brooklyn köprüsü mü? Çok yanlış yer tutuyorsun. Sağda kalman lazım aslında. Yani yavaşsın onun için. Hızlı gidiyorsan tamam da. İyi kız. Ben arkana binene kadar zor o zaman. Arkana bindikten sonra sen her türlü sürüyor musun? 2 santim ben çökertiyorum demek ki motoru. Haliyle. Demek ki sana bir 78 santim, 80 miydi ya bunun yüksekliği neydi? Bak köprünün tellerini tutan beton bloklar şunlar, 1915 yılı üstünde. Köprünün ağırlığı ona bağlı aslında. Güzel köprü. Köprü yapılarını hep sevmişimdir ya. Ya ön kullanma dedim çünkü şey, orada işler sarpa sarınca öne basıp ağırlığı öne transfer edip düşürürsün diye öne basma dedim. Elim bir öne gider gibi oldu baktım buradan. Zaten yavaştık dedim arkayla dur. Yoo. Buluruz ya. Kaç defa geldik. Tarihi alan tabelalarını takip edeceksin işte. Bu yol çok bozuk. Şöyle konforumu kötü yönde etkiliyor. Düzgün bir yoldan gitseniz olmaz mı? Keşke senin sesin de videoya çıksa ya. Tükürüğümü yuttum. Boğuluyordum neredeyse. Ali abla da turdaymış. Nerede acaba? Buralarda mı? Duracağın zaman önü bırak arkayla. Arka fren... Ha basıyorsun değil mi freni? İniyorum. Biraz daha şöyle yolun ortasına dursaydık keşke. Evet. Görüşürüz. Gelebiliriz. Gel gel. Şurada Atbaş Şehitliği diye bir şehitlik var. Burası. Burası Kurtuluş Savaşı zamanında alanda çarpışan ve yaralanan askerlerin getirildiği şehitlik. Bu şehitlikte askerleri tedavi etmişler vakti zamanında. Çanakkale'ye ilk gelişim benim 2008 yılında olmuştu. Hatırlıyorum, küçüktüm o zaman bayağı. İlkokuldaydım. O günden beri, ilk geldiğim günden beri çok seviyorum burayı. Ayrıca bu şehitlik, bu tarihi alana girdiğimizin bir işareti olarak da, yani yenki noktası olarak da aklınızda kalabilir. Tarihi alanın gezileri buradan başlar genelde. Eceabat'ta Kilitbahir ve devam edersiniz. Oradan şehitliğe doğru uzanan bir sürü tabelaları gezerek toplamda 100-120 km yol yaparak o Gelibolu gezisini bir günde bitirirsiniz. Eskiden tünel yoktu burada. Tünel yeni açılmış. Buradan mı gidiyorduk ya? 50-50 düşün alay.
Yok, 57. alaya buradan gidiyorduk. 57. alay savaşta son askerine kadar şehit olan alaydı. 57. alay ve Jok Bayırı sağdan biz abideye gideceğiz, biz devam edeceğiz. Aman traktör yedin bizi. Eceabat burası, sol taraf. Abide 33 km diyor. Hiç batmadan gidersek süper olur. Bu arabaların hepsi feribot sırası bekliyor. Maydos restoranda almıştık biz Türkiye turunda yemeğimizi, hatırlıyor musun? Türkiye turunda, evet. Tarihi alan başkanlığı. Kamil abi buradadır. Buradan çok tanıdığı var. Şurayı hatırlıyor musun? Burada köpek falan beslemiştik. Şu ileride marketten ekmek almıştık da burada köpekleri falan beslemiştik. Hayır, Okanlarla geldiğimizde. Şu arabaya geçmem lazım ama aynı zamanda ölmemem de lazım. Lan motoruma taş attın lan. Çat diye ses geldi motordan. Ne olmuş ya burada? Vallahi bir trafik var ya. Buradan kapı açan da çok olur tabi. Bence bunlar, burası trafik, gemi beklemez. Bu ne gemisini bekleyecekler ki? Burada feribot vardı, evet. Zırt taş. Gel abi gel. Aksaraylı Gezinera. Abi kafayı soktun, gazla geç ya. Adamsın adam. İnşallah bataryamız bitmez. Arabayla gelmiştik ve şu müzenin içine girmiştik, hatırlıyor musun? Arabayı da şuraya bırakmıştım, fotoğrafı var. Ben işte arabayı sürdüğüm için o sırada her yeri hatırlıyorum ince ince. Ben burada rehberlik yaparım ha. Şey, dur bir emekli olayım da. Rumeli Hamidiye Tabiyesi. Burası da Şeyton Rumeli ve Mecidiye Tabiyesi. Burası da Şeyton Başı'nın heykelinin olduğu yer. Rehber bey. Çok güzel bir tur oldu bizim için. Dönüşte alırız keyfini. Yetişmemiz lazım gün batmadan önce. Ne güzel koptu. Şu olayı çok seviyorum bak. Sürüyorsun, şey yanında. Deniz hemen yolun yanında. Bir şey olursa direkt denize uçuyorsun yumuşacık. Buraya gezmiştik Kamil abiyle. Şahindere Şehitliği. Patates oluyorduk. Şehitliğe bakıyorduk diye. Bu şehitliği hatırlıyor musun? Yerlerde böyle askerlerin ismi yazıyor, memleketi yazıyor. Her memleketten asker var. Orası burası işte. Şurası da Alçıtepe şehitliğine gidiyor. Tam zamanında. Aslanım benim nasıl kürüyor. Alçıtepe'de de şurada şey vardı, hatırlıyor musun? Hastane vardı. Onun hatta illüstrasyonu vardı. İllüstrasyon müzesi var burada. Güzel çocukları getirmişler. Ben de ilk geldiğimde böyle çocuktum işte Çanakkale'ye. Bunların boylarındaydı. Abideye dönüş. Bir dakika. Aynen öyle gösteriyor. Topraklar. Çok seviyorum ben buraları ya. Sağdan araba geliyor. Bizim bu kadar yorulmamızın sebebi de şey, biz en son molayı benzin alırken verdik. Onun dışında durmadık ki. Yani ben sana motoru verdim, sen bana motoru verdin. Bir mola vermedik yani. Ha, yemek yedik pardon. Tekirdağ'dan beri durmuyoruz. Bir yandan haritadan virajın eğimine bakıyorum. Bir yandan viraja bakıyorum. Ben bundan sonra viraj yapmaya buraya geleyim ya. Şimdi sağ tarafta Ege Denizi var. Burası Çanakkale Boğazı. Boğazın devamı Marmara Denizi'ne Marmara Denizi'ne bağlanıyor. Şehitler Abidesi burası. Tam boğazın girişine şehitlerimize ithafen yapılmış anıt yapıdır.
Bu rölyefi de 2023'te yenilemişler. Savaşı anlatan bir rölyef. İşte böyle. Şuradan dönelim ya. Bu çam şeyleri de acayip kaydırır ha. Oy 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 oy. Abi iyi geziler. Gazlıyorum. Morta Deresi. Yerde sağda helikopter pisti varmış. Fransız mezarlığı. Buraya da getirmişti Kamil abi bizi ya. Kamil abi bizi ne kadar çok gezdirmiş ya. Ha bak pist burası. Vallahi adam bizi karış karış gezdirmiş resmen burayı ha. Güneşe batırdık şehitlikte bugün. Darlık Barajı'nın virajlarına gidiyoruz ya. Buraların virajları daha güzel ya. Baksana bak. Şuradan yatıyorsun ama bir daha yatıyorsun. Bağlantılı virajlar çok var. Biz şimdi karşıya köprüyle mi gideceğiz, feribotla mı? Abi ben senin 2 dakikada geçeyim ya. Bu viraj çok güzel. Bu virajı çekmem lazım. Geri dönüş virajı. Cevat 13 kaldı. Oradan feribotla Çanakkale'ye gideceğiz. Çiftbahir'e geldik. Hadi be kardeşim ya. Şimdi geri de gelirsin sen. Çin malı motor pişmanlıktır abi. Abi hepsi Çin malı bak. Cappuccino, şu adamın Aurora'sı. Kasırga. Ya şimdi benzin pompası çalışıyor mu mesela, o önemli. Ona baktılar mı? Benzin var mı diye bakıyor. Kokusuyla anlamaya çalışıyor. Birazdan bitecek ama. Ayaklığı açık, hareket edebiliyor motor. Çok berbat bir şey. Adamın başkan. İçeri kadar tekleyin, içeride bakalım diye. Hen pati 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 pati. Çalışırsa bir daha istop etmeyin onu. Çalıştı lan motor. Macera arıyor. Macera dolu Amerika. Şöyle duralım da yanımıza başka motor da inmesin. Hop. Buyurun efendim, inebilirsiniz. Hoş geldiniz. Kilit bayır iskelemiz, hoş geldiniz. Ay ay. Şunu ben bir orta ayağı alayım. Geldin götümüze girdin birader ya. Burada insanlar da geçemeyecek. Şu arkadaki abi bu kadar yanaşmasaydı. Kaldıracağım da senin geçmeni bekliyorum abi. Geçecek mi? Yok ben yardım edeyim. He eyvallah. Güzel be manzaramız. Şu tepede saframalı evi var.
Yaklaşık 3 saatlik uğraşımızın ardından otel bulamadık ve Hale ablalara gidiyoruz. Kamil abilere gidiyoruz. Kendisi Yunanistan'da olsa da bize evini açan Kamil abiye teşekkürler. Bugün gördüğümüz araba değil mi ya bu V8? Video kaydından bakarız. V8'den tanıdım. Şahane arabalar ya. Çocukluğumuzda bunlarla seyahat ederdik. Ve unutmam, bunlar lükstü. Burasıydı ki. Oha, bir sürü motor var. Atla bakayım. Burası. Arkamızdaki apartman. Neresi? Bul bakalım hemen. Ben burası diyorum. Bir sonraki soldaki mi, sağdaki mi? Bak bakalım. Herhalde orası. Of. Şeyden korkuyorum. Çok dik. Ay Allah ya. Kendimizi boka soktuk. Alt yere vurur diye korkuyorum. Ah. İkinci günün sabahından merhabalar, günaydınlar. Şimdi motorumuzu yükledik. Zaten yükleyecek çok bir şeyimiz yok. Tek çanta geldiğimiz için kolay oldu bu sefer. Hale sağ olsun bu işleri hallediyor bizim için. Motorun yanına geldiğimizde önce lastikleri kontrol ediyoruz. Bunu her gün binmeden günlük kontrollerde yapmamız lazım. Sağına soluna bakıyoruz. Sallanan bir yerler var mı? Her şey yolunda gözüküyor. Kamil abilerden çıktık bugün. Sokakta kalmadık Allah'tan. Siz olun, plansız iş yapmayın. Bu arada burada güzel olan bir şey, Çanakkale Belediyesi şöyle bir uygulama yapmış. Her apartmanın önünde böyle bisiklet park yerleri var. İnsanlar motorlarını içeriye alabiliyorlar. Yan apartman da öyle. Hatta orada daha çok motor vardı. Dikkatimi çektiği için paylaşmak istedim. Şimdi önce kendi karnımızı, sonra motorumuzun karnını doyurup nereye gideceğimize karar vereceğiz. Bu da ısınsın. Görüşmek üzere. Şimdi de motor çıkarma challenge yapacağız bugün de. Korkuyorum. Korkunun acele faydası yok, çıktık. Altını yere vuracağım diye korkuyorum, yoksa şeyden değil ya. Yapamadım bundan değil. Gel bakalım. Gel. Baktan sallanalım bakalım. Çanakkale'de böyle Çin malı motosiklet çok fazla ya. Teşekkürler Kamil abi, teşekkürler Hale abla, teşekkürler Ata. Bizi misafir etmeselerdi dün gece ne yapacaktık bilmiyorum. Hiçbir otelde yer yoktu. Bizim şöyle bir sorun vardı. 19 Mayıs Cuma'ydı. 20 Mayıs ve 21 Mayıs Cumartesi Pazar'dı. Biz 20 Mayıs'ta Çanakkale'deydik. Bugün 21'i. Dolayısıyla bütün okullar 19 Mayıs'ta Çanakkale gezisi yapmışlar. Sorun o oldu bizim için. Biz de plansız çıktığımız için
Öyle ortada kalır gibi olduk. Evet. Kahvaltı da saat 11-11 geçiyor. Öyle kahvaltı. Uyut Megan yapma. Benim eski araba. Sattık pandemide. Motorla tanışma hikayem de öyle başladı. Arabayı sattık ve motora geçtik. O tayfadan biri de benim. Pandemi motorcusu. Pandemi mağdurları. Arkamızdan bir GS yanaşıyor. GS bizi solladı. GS bize selam vermiyor. Gözümün önüne yine şey geldi ya. Tekrarla başım netti arkadaş. Atla bakalım. Kahvaltı yeri burası. Karşıda dur yolcu. Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir neslin battığı yerdir. Eğiyle kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Hadi bakalım. Kahvaltı yaptık ama nereye gideceğimize karar veremedik. O zaman benzinliğe gidelim. Gel bakalım. Kalabalık değil, sakin bir şehir. Huzur var. İstanbul'da da deniz var ama burası böyle daha denize dokunabilecek misin gibi sanki. İstanbul'da deniz var ama orası deniz bile uzak geliyor sana böyle. Yanında olsa bile uzak. O kadar streslisin ki. Burada stres olmadığı için insan kendini mutlu hissediyor. Muhit güzel bir kahvaltı yeriydi evet. Burada polisli Yunuslar da ne güzel o. Valilik. Çanakkale Valiliği. Ben kendi memleketimin olan videoları izliyorum sürekli. Şurada yakında petrol ofisi var ya. O pet şehrin 5 km dışında. Şimdi... İda Dağı, Asos. Bilemedim İda Dağı'na 90 km yol yapılır mı buradan? Bu ne lan? Şurayı benzinlik sandım. Dedim böyle bir benzinlik olamaz. Buyurun. Kolay gelsin. Dolacak abi. Dolacak. Aynen. Şöyle ben çekileyim buradan. Senin de başında durun. Nasıl güzel mi dolduruyor. Kaç numaralı burada? 4 numara. Nereye gideceğiz ya? Karar verdin mi? İda'da ne var? Dağ. Dağ'a mı gideceğiz? Adam. Teşekkür ederim. Geri çekiyorsun. Sonra şey, aynen yaptın. Abi. Teşekkür ederim. Allah. Lan pompa bir yerime giriyordu pompa vallahi. 400 km 3.8 litre bölü 100 km yakıt ortalamasıyla. Kaç litre yakıt yakmışız acaba toplamda? 15.1 litre yakıt yakmışız 400 km'de. Ya İda Kaz Dağları tarafında bir yer. Şimdi orası şöyle oraya bakmaya gidelim diyeceğimiz bir yer değil. Uzak. Başka ne yapalım işte ben de sana soruyorum. Geyikli farklı bir yol. Çanakkale'de de ya karşıya gideceğiz Hale ablayla gezeceğiz. Evet. Burası güzel bir farklı şehrin içinde. Çok yaşa abi. Halk Bahçesi Zübeyde Hanım kapısı. Çanakkale'nin köylerine gidebiliriz. Nasıl geriye değil ileriye gitmek daha mantıklı? Yani... İstanbul'a... Erken değil mi daha ya? Saat 12. Gerçi oradan çıkarken de 11-12 gibi çıktık. Gidelim İstanbul'a gidelim. Kamerayı kapattıktan sonra karar vermemiz 10 saniye sürdü. Bursa üstünden İstanbul'a gideceğiz. Erken varırsak Bursa'ya da gezeriz. 4 saat yolumuz var diyor. Sağ yeşilmiş. Sağ sarıymış pardon abi. Sağ sarı yanıp sönüyor ya bak şurada. O sağa dönecekler beklemeden geçsin dikkatli bir şekilde demek. Lapseki Bursa.
Abi sen kırmızıda geçmişsin. Ya yani oradan sonra durmana bir anlamı yok ki. Çıtısı o. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası. Bu rüzgar hiç bizim tarafımızda olmayacak galiba ya. Yüzüne giderken bile dayak yer gibiyiz. Çünkü görüntüde tam bu ayağın altından Avrupa yakasına geçmiştik. Bugün Anadolu yakasında tekrar köprü ayağına geçmiş olduk. Lapseki'ye de geldik bu arada. Lapseki Devlet Hastanesi sağımızda. Hava bozuyor yavaştan. Sıcaklık Çanakkale'deki gibi değil, düşmeye başladı. Lapseki'nin girişinde radar var beyler. Basmayın beyler bayanlar. Radar kutusunu gördüm. Yani motoru tabi önde plak olmadığı için rahatız ama arabada öyle değil. Çok sinek var ya, yüzle gittiğimiz halde hep hemen kirleniyor her yerimiz. Çok fazla rüzgar var. Bayraklardan da görüyorsunuz. Yavaş gittiğimiz halde savuruyor bizi. Lapseki feribotuyla da nereye gidiliyordu ya Lapseki'den? Tırlar biniyor. Yorumlara yazarsınız nereye gidildiğini. Hatırlayamadım şimdi. İstanbul olabilir. Işıklar ne kadar uzun yanıyor ya. Dünkü ışıklar da böyleydi. Abi bu ne? Her ışıkta yakalanıyoruz ya. Daha yeni kırmızıya döndü bir de. Bak feribot iskelesinden arabalar. Sadece kamyonlar değil, bütün araçlar biniyormuş. Ama özellikle kamyon ve tır, ağır vasıtalar çok tercih ediyor orayı.